Merhabalar sevgili dostlar. Server Gençlik ve Server Genç Hanımlar işbirliğiyle canlı yayında ödüllü bilgi yarışmasının 6.sında birlikteliğimiz an itibariyle başladı. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Nasıl geliyor? Artıralım mı, azaltalım mı? Hadi bir geri dönüşlerinize bakalım. Ona göre düzenlemelerimizi yapıp yarışmamız hakkında bugünkü ödüllerimizi aktaralım. Bugün ne değişiklik yaptık onu aktaralım. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Ödüllerimizi hatırlatalım. LGS Lise selamünaleyküm Hüseyin Bey demiş. Aleykümselam efendim. Geliyor, geliyor, ping geliyor. Gayet iyi. Süper, süper, süper. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben Deniz Hüseyin Levent Kaptan. Bugün 6. sınıf düzenlediğimiz canlı yayında ödüllü bilgi yarışmasında tekrar birlikteyiz. Dün çok keyifli bir yarışma oldu. Önce 15 soruluk bir Kahoot yaptık. Acaba ikincisini yapsak mı diye böyle hazırda beklettiğimiz bir Kahoot daha vardı. Soruları yüklenmiş bir Kahoot daha vardı. Şöyle bir işaret verdik, siz de hemen istediniz. Onun arkasından hemen ikinci bir Kahoot daha yaptık. Öyle olunca bugün dedik ki acaba biz onar soruluk iki Kahoot mu yapsak dedik. Hatta Server Gençlik Instagram hesabında bununla alakalı anket de verdik. Yanlış hatırlamıyorsam %90'ı geçti iki Kahoot isteyenlerin oranı. Biz de bugün 10 soruluk iki Kahoot arka arkaya yapacağız. İlkine giremeyenler beklesinler. İkinciye bir daha şanslarını denemeleri için bir fırsat olacak. Şimdi birazdan pin gelecek. Artık yarışmaya nasıl gireceğinize dair bir şey sorabilir miyim diyenler var. Sorabilirsiniz tabii. Şu an YouTube sohbeti takip ediyorum bir yandan. Artık yarışmaya nasıl gireceğinize dair bilgi vermeme herhalde gerek yok. Laf kalabalığı olur diye tahmin ediyorum. Çünkü artık epey aşina olduk ama tekrar belki yeni gelenler vardır diye kısaca bir hatırlatalım mı? Bir yandan bizi YouTube'dan takip edeceksiniz. Bu yayını, soruları ve şıkları buradan göreceksiniz. Bir başka cihaza da kahoot.it adresine, tarayıcıdan kahoot.it adresine gireceksiniz. Oradan da soruların cevaplarını vereceksiniz. Zabağa kadar yapsak bile olur demiş Talha Okşaş. Doğru okuduysam. Bugün Kahoot sorularına da biraz önce baktım. Evet, bazı böyle zorlayıcı, ayırt edici sorular var arkadaşlar. Hatırlatayım, dikkatli olmanız gerekiyor. Bir hilal uğruna sizin işiniz varsa başka günlerde başka yönetici olsa sadece hafta sonu olsa demiş. Hafta içi de gönüllü olsa olur mu demiş. Sadece kişisel işimizle alakalı değil. Buraya hani soru üretmekle alakalı da hani birçok değişken var. Ondan dolayı değişebiliyor. Ferit Şeker demiş ki sesi artırabilirsiniz Sayın LK demiş. Artıralım efendim. Hadi sesi biraz daha artırdım. İnşallah daha iyidir. Sohbete bakıyorum aynı zamanda. Şimdi saatler 21.35'i gösterdiği zaman ekranınıza ping gelecek. Bilginiz olsun. Şimdi sevgili dostlar, bugünkü hediyelerimizi bir aktaralım. Bugün inşallah Allah nasip ederse bugünün birincisine yine Xiaomi Mi Band 4 akıllı bileklik hediye ediyoruz. İkinciye çok güzel bir hediye var. Server yayınlarından Tasavvufi Ahlak kitabını hediye ediyoruz. Mehmet Zahit Kotka Hazretleri'nin 5 ciltlik tamamını hediye ediyoruz. Küçük boy. İkinciye Tasavvufi Ahlak onun olacak. Üçüncü kişi ise yine Server Gençlik Kupası hediye olacak. Arkadaşlar dün 5. yarışma bittiği için dün bana da hediye ettiler. Çok beğendim. Çok böyle keyifle kullanacağım bir kupa benim de oldu aynı zamanda. Bugün bir değişiklik daha var. Değişiklik demeyelim, bir ekstra böyle bir güzellik daha var. Yarışmamıza katılan ilk 10 yarışmacımıza ÇEKÜT'ün bir kuruluşu olan, organizasyonu olan Dikili Ağacım Var'dan ilk 10'a girenlere onlar adına fidan bağışı yapacak. ÇEKÜT'e, Dikili Ağacım Var'a bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Şu anda da ekranda sevdiklerinizin adına dikilmiş fidanları hediye edin diye Dikili Ağacım Var'ın bir görselini de görmektesiniz.
Sizler de eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza böyle onun adına bir fidan hediye etmek istiyorsanız dikilacımvar.com doğru adres, hatırlatmış olalım. Kendilerine de bu güzel hediye için, sizlere ilk ona giren dostlar için böyle bir hediyeleri var. Teşekkür ediyoruz. İlk onu da bundan sonra Server Gençlik Instagram hesabında da görmüş olacaksınız. Orayı takip ederseniz. YouTube sohbete bir bakalım aynı zamanda. Esra Yeşiloğlu demiş ki burası çok kalabalık, korona bulaşmasın demiş. Yok, burası steril bir alan. Sizin için tüm sterilizasyonu yaptık. Güven Çoban hocam, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz öncelikle yarışma için ama artık pini verebilir misiniz? Burada beklemekten sıkıldık. Peki, sıkıldıysanız o zaman pini verelim. Biraz heyecan olsun. Pini verelim arkadaşlar. Pini görmek istiyorlar. Hazır mıyız? Pin geliyor. Pin geliyor. Şu an için artık pin ekranda. Evet, heyecan başladı. Bu arada şunu aktarmak isteriz. Kahoot'la alakalı biz de tabii her gün bu yarışmayı yaptıkça bazı tecrübeler ediniyoruz. Kahoot'un sınırı 2000. Bu 2000'e ulaşınca alımı durduruyor. Yani 1950-2000 o araları gördüğümüz zaman biz yarışmaya bir 5 dakika daha fazladan beklemeden yarışmaya başlayacağız. Bilginiz olsun. Aksi takdirde biri düştüğü zaman tekrar giremiyor. Çünkü artık kapatmış oluyor. Şu an başlayabiliriz 1997'de. Yarışmamız başlıyor arkadaşlar. 1997 kişiyle yarışıyoruz bugün. İlk sorunuz geliyor. İki basamaklı en büyük tek sayı hangisidir? Böyle kolay bir soru sorduk. Kolay bir soru sorduk arkadaşlar. Şöyle bir ısınma turu olsun diye. Daha sizi zorlayacak sorularımız da var. Bilginiz olsun. Evet, bugün tek bir sürü 21.40'a kadar beklemedik çünkü 2000'de dolduğu için eğer Kahoot alımı kapattığı zaman biri çıkıp tekrar girmeye çalışsa da o pini artık giremiyor. O yüzden maksimum seviyedeyken biz başlatıyoruz yarışmayı, bilginiz olsun. Bir hilal uğruna I'm the first inşallah demiş. İnşallah. Evet efendim, iki basamaklı en büyük tek sayıyı sorduk. 9, 11, 999 ve 99. Acaba hangisi doğru olacaktı? 1973 kişiden 74-75 kişiden cevabı aldık. Cevap vermeyen, yanlış hatırlamıyorsam, iki kişi vardı. 99 doğru cevap olacaktı. 1829 kişi doğru cevap vermiş. Bakalım. Bakalım. Scoreboard ne durumda? Taha Altuğ 1000 puanla şu an için birinci. Arkasından Muhsin Balkıcı ya da Balıkçı, acaba hangisi doğru tam bilemiyorum. Arkasında Hacı Bekir Aydın, İlker Şanlı ve Semih Demirel ilk 5 oldu. Şimdi ikinci soruya geçmeden YouTube sohbete bir bakıyorum. Biz Kahoot'tan giriş yapamadık demiş Hatice Vera. Bugün bu yarışmadan sonra bir Kahoot daha yapacağız. Giriş yapamayanları oraya inşallah bekliyoruz. Bilginiz olsun. Fatih Eren, ne aceleniz var demiş. Acelemiz tekrar düşen olsa bir daha giremediği için maksimum sayıdayken başlıyoruz. Zaten 2000 sınır varken biz de 1997'de başladık. Bilginiz olsun. O arada 2000'i de gördü ama 3 kişi sanırım bağlantısı koptu. O yüzden tekrar giremeyeceği için daha da düşen olmasın dedik, başladık. İkinci soru geldi. Kur'an-ı Kerim'deki hangi sure besmele ile başlamaz? Evet, Fatır suresi, Tevbe suresi, Hadid suresi, Nasr suresi. Kur'an-ı Kerim'de hangi sure besmele ile başlamaz? Evet, bizim kitle hızlı cevap veriyor. Evet, Tevbe diyenler var YouTube sohbette. Rabia Şevval Maman, nasıl gireceğiz demişsiniz. Şu an için bu yarışma için şu an giremiyorsunuz. Ama inşallah bundan sonra bu yarışma biter bitmez 10 soruluk bu Kahoot. Ondan sonra bir Kahoot'umuz daha var. Ona bekliyoruz. İlim bilim giremedik demiş. Siz de bir sonraki, hemen bu yarışmadan sonra bir Kahoot daha yapacağız. Ona bekliyoruz.
Murat Orcan tevbe estağfurullah demiş. Acaba bu bir ipucu muydu? Evet, Tevbe suresi. 1775 kişi doğru cevap vermiş. Kur'an-ı Kerim'de besmelesiz başlayan tek sure bu olacaktı. Bakalım scoreboard ne durumda? İlk 5 olduğu gibi değişti. Muhlis Yıldız ilk sırada yerini aldı. Abdullah Kasım ve Ali Bekmez ilk 3'teki diğer isimler olduğu, hepsinin arasında 3'er puanlık bir fark var. Hümeyra Gülşen ve Nesibe Bekmez de ilk 5'teki diğer isimler oldu. Bugün de Bekmez ailesi mi aramızda? Aile olarak zikrettiğimiz bugün ilk aile oldu. Hoş geldiniz. Scoreboard'daki yerlerinize diyelim ve sıradaki sorumuza geçelim. Üçüncü soru geliyor. Aile Güneş bu arada YouTube sohbetlerden ikinci sınav ne zaman demiş? Hemen bu şeyden sonra, bu kahuttan sonra. Sıradaki soru geldi. Çocuklar hangi mevsimde daha çok büyür? Belki doktorların daha hızlı cevap vermiş olacağı bir soru olabilir. Çocuklar hangi mevsimde daha çok büyür? İlkbahar, kış, yaz, sonbahar. Habibe Öztürk giremedik demiş. Bundan sonraki kahutta, hemen bundan sonra bir kahut, bir yarışma daha yapacağız. Onu bekliyoruz. Miraç Özeren, ikinci hemen başlamayın, girebilelim bari demiş. Hemen başlamayacağız. Yani bir ufak bir ara vereceğiz ama sizler de bence ayrılmayın. Şu an burada bu yarışmayı takip edin ki hemen hızlıca yakalayabilin. Vildan Büyükakgül, kimse girememiş. Aslında 2000 kişiye yakın. 1997 kişi var şu an yarışta. Ama talep çok fazla. Çok teşekkür ediyoruz bu teveccühünüzden dolayı da. Talha Pulaç, ikinci kahutta ödül var mı? Var. Var efendim, ikinci kahutta da ödül var. Nermin Saatçioğlu, neden giriş yapamıyoruz? Kota doldu. İnşallah bir sonraki kahuta bekliyoruz. Çocuklar yaz mevsiminde daha çok büyüyorlarmış efendim. Bu bilgiyi edindik. 1060 kişi doğru cevap vermiş. Scoreboard'daki duruma bir bakalım ne durumda. Ali Bekmez, Talha Oksas, Zeynep Bekmez, Muhlis Yıldız ve Sude Bekmez. Evet, Bekmez ailesi ilk 5'te 2 kişilerdi, 3 kişi oldular. Bakalım başka bir aile, durun biz de varız bu yarışmada diyecek mi, bakacağız. Ahmet Muhsin Şahin, pardon bir şey soracağım, nasıl gireceğiz demiş şu an YouTube sohbet kanalında. Şu an bu yarışmaya giremiyorsunuz, kota doldu ama bundan sonra hemen bir tane daha açacağız. O yarışmaya girebileceksiniz. Bu arada bakıyorum ekranda, Yusuf Ulu 835 kademe atlayarak bu soruda en çok yükselen isim olmuş. 835 çok iyi bir rakam. Bir soruda bu kadar yükselebiliyorsunuz, o yüzden yarışmadan kopmak yok. Çarpı 2 puan, işte bu muhteşem. Kutuplara yakın bölgelerin bitki örtüsüne ve bu bitkilerle kaplı geniş alana verilen ad nedir? Maki, tundra, Amazon, çalı. Evet, bu esnada telefonumu düşürdüm. Evet, hala yaşıyor. Kutuplara yakın bölgelerin bitki örtüsüne ve bu bitkilerle kaplı geniş alana verilen adı sorduk. Maki, tundra, Amazon ve çalı şıklarını verdik sizlere. Bakalım doğru cevap neymiş? Bu arada YouTube sohbete bakma zamanı. Bozkır gelmiş, tundra gelmiş, maki gelmiş. Atom karınca gelmiş, o da aramızda. Hoş geldin atom karınca. Önder Güzel Arslan, biz de giremedik demiş. Önder Bey, yarışmayı takip etmeye devam edin. Bu kahuttan sonra bir kahut daha açacağız inşallah. Fatma Elmas telefon bay bay demiş, yok. Allah şükür hala yaşıyor, öyle bir şey istemeyiz. Hele bugünlerde. Evet, doğru cevap tundra olacaktı. 1608 kişi doğru cevap vermiş. Kutuplara yakın bölgelerin bitki örtüsü ve bu geniş alanlara verilen isimdi. Bakalım scoreboard'da Bekmez ailesi ne yaptı? Bekmez ailesi şov yapıyor adeta. 4 isim oldu. Ali Bekmez, Zeynep Bekmez, Sude Bekmez, Nesibe Bekmez. İlk 5'teki isimler. 3. sıradaysa, bir dakika, biz de burada izleyen bir isim var. Müberra Nacar aramızda. İlk 5'te şu an 3. sırada yerini aldı. Şimdi sıradaki soruya geçeceğim ama YouTube sohbete de bir yandan bakıyorum. Biz uygulamaya giremedik, ikinci kahuta birinci yarışmada olan 2000 kişi tekrar girmeye çalışırsa ne olacak demiş Nurettin Esat Levent.
Tabii bu bizim kontrol edebileceğimiz bir mekanizma değil. O yüzden yine hızlı olan girebiliyor. O noktada bizim yapabileceğimiz bir şey yok diye de hatırlatmış olayım. Hadi bakalım sıradaki soruyu görelim. Beşinci soru. Kabe'yi ilk kez hangi peygamber inşa etmiştir diye sorduk ve şıkları verdik. Adem aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam. İnşallah bu görselde bakın ne kadar güzel Kabe'nin etrafında hacılar doldurmuşlar. İnşallah tekrar bu yoğun tabloyu tekrar görürüz. Esra Yeşiloğlu, interneti hızlı olanlar daha avantajlı ama demiş. Evet, maalesef böyle bir şey var ama bizim bu noktada yapabileceğimiz bir şey yok. İnternetten olması hasebiyle eğer mümkünse o an başka bir cihazdan indirme yapıyorsanız, film izliyorsanız, herhangi başka bir işlem varsa bence durdurun. İnternetiniz olabildiğince daha da hızlanmış olacak, bilginiz olsun. Atik Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü'nden selamlar denmiş. Selamlar efendim. Adem Aleyhisselam olacaktı doğru cevap. 873 kişi doğru cevabı vermişler. Şimdi bakalım scoreboard'daki duruma. Ali Bekmez, Zeynep Bekmez ve Nesibe Bekmez ilk üçteki isimler oldu. Hemen arkasında Abdülkadir Aksoy ve Halil Akyıldız ilk beşteki yerlerini aldılar. Evet, bugün artık yarışmanın ilk kahutun çoğu gitti, azı kaldı. Bir yandan da şöyle YouTube sohbetlere bakıyorum. Soru var mı, paylaşım var mı diye. Kabe'de hacılar hu der Allah demiş Uçan Armut. İnşallah biz de yakın zamanda o hu diyenlerden oluruz Kabe'de. Sıradaki sorumuz geldi. 6. soru çarpı 2 puan değerinde. Hadi bakalım dikkat. Hücrelerimizde kaç adet kromozom bulunur diye sorduk ve sizlere 44, 45, 47, 46 şıklarını verdik. Hadi bakalım parmaklar bir çalışsın. Artık parmaklarımız epey hızlandı, değil mi? Hücrelerimizdeki kromozom adedini sorduk sizlere. Furkan Işık kocanın evi yok diye mizah sever arkadaşlar aramızda. Bekmez ailesi okuyamadım, kaçtı sohbet. Evet, yukarı hızlı bir şekilde kaydı. Epey yazan var. Soruya cevap veriyorlar. 45, 46, 47 hepsi gelmiş. Ama sanki ağırlıkta 46 gibi duruyor. Evet efendim, hücrelerimizde kaç adet kromozom bulunur diye sorduk. 44, 45, 46, 47 şıklarını verdik sizlere. Bakalım doğru cevap neymiş? 1531 olacaktı. 1531 kişi doğru cevap verdi. Doğru cevap 46 olacaktı. Tebrik ediyoruz. Ve sıradaki soruya geçiyorum müsaadenizle. Geçmeden önce tabii scoreboard var. Son durum neymiş? Ali Bekmez ve Zeynep Bekmez ilk 2'de yerini aldı. Puan farklarına bakıyorum. Aslında çok fazla bir puan farkı yok. Üçüncüyle Saliha Arslan 76 puan geride. Hızlı bir şekilde toparlanabilecek bir puan. Sümeyye Çelik ve Cafer Demirci ilk 5'teki diğer isimler. Efendim evet, sonlara doğru yaklaşıyoruz. Sıradaki sorumuz geldi. 7. soru. Çıplak gözle görülebilen en parlak gezegenimiz aşağıdakilerden hangisidir? Venüs, Merkür, Jüpiter, Mars. Hadi efendim, sıra sizde. Biz soruyu sorduk, cevaplama sırası sizde. Bu arada bir hatırlatma yapmak isterim. Bazen sohbet internet yavaşsa duraklama yapabiliyor. O zaman geride kalıyor. O yüzden tekrar bir yenilemekte fayda var. Böyle beklediğiniz anlarda tam anlık olarak takip etmek için. Çıplak gözle görülebilen en parlak gezegeni sorduk. Venüs doğru cevap olacaktı. 869 kişi
doğru cevabı vermiş. Bakalım scoreboard ne durumda? Ali Bekmez iddialı listenin birinci sırasında öyle görünüyor ama hiç de belli olmaz. Zeynep Bekmez arkasında Sümeyye Çelik, Salih Gücez ve Hüseyin Çelik devam etmişler. Çelik bu arada çok sık rastlanılan bir soy isim ama aile mi bilmiyorum. Sümeyye Çelik ve Hüseyin Çelik öyleyse de Çelik ailesine de hoş geldiniz diyelim. Mr. Mengü YouTube sohbetten demiş ki Kahoot IT'ye bağlanmak için kayıtlı mı olmalıyız? Hayır, Kahoot IT'ye gireceksiniz. Bir sonraki yarışmanın başında bir pin vereceğiz. O pini girdiğiniz an yarışmadasınız. Bir de isim soy isim girmeniz gerekiyor tabii ki. 8. soru geldi. Osmanlı Devleti'nde ilk karantina uygulaması hangi padişahın döneminde yapılmıştır? Tarihçiler belki daha hızlı cevap verebilir. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Mahmut ve 1. Mahmut olarak şıkları size verdik. Evet, bir yandan da YouTube sohbetlere bakalım. Merakla şampiyonları bekliyoruz demiş Zeynep Öztürk. Ebru Solmaz güçlü Akvia demiş. Fatih Sultan Mehmet şıkları geliyor. İkinci Mahmut geliyor. Dadaşların gururu Bekmez ailesi demiş. Zahit Aslan herhalde Bekmez ailesi Erzurum'dan katılıyorlar galiba öyle anladım. Evet efendim, Osmanlı Devleti'nde ilk karantina uygulaması hangi padişah döneminde yapılmıştır diye sizlere sorduk. Doğru cevap 2. Mahmut olacaktı. 1036 kişi doğru cevabı vermiş. Biz de böylelikle bunu da öğrenmiş olduk değil mi? Şimdi scoreboard of 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 scoreboard epey değişti. Salih Güces birinci sıraya yükseldi. Bekmez ailesine nazar mı değdik? Ne oldu? Gül Betül Kutlu, Zeynep Kutlu. İkinci ve üçüncü isimler oldu. Mihriban Güces dördüncü isim ve Meryem Boğa beşinci isim oldu. Şu an scoreboard'da ilk beşte Kutlu ve Güces ailelerini görüyoruz. Sevgili dostlar, şimdi tabii ki de burada ilk beşi görmek, hediyeleri kazanmak tabii ki de istiyoruz. Çok güzel olur. Ama bu arada her gün girenler var. Kendi içinizde de şey yapabilirsiniz, yarışabilirsiniz. Orada cevap verdiğinizde aşağıda kaçıncı olduğunuz yazıyor. Son sorudan sonra kendinize bu hedefi belirleyebilirsiniz. Daha da yükselmek adına. Böylelikle daha keyifli hale gelmesi adına böyle bir şey yapabiliriz. Ama şunu da hatırlatalım. Bugün sadece ilk üçe hediyemiz yok. İlk üçün hediyeleri haricinde ilk 10'a giren herkese de Çeküt Dikili Ağacım vardan onlar adına bir fidan dikilecek ve sertifikaları yollanacak. İsimleri de Instagram hesabımızdan paylaşılacak. Server Altıra Gençlik Twitter ve Instagram hesabımızın takip edebilirsiniz. Bayrağında 5 yıldız, hilal ve halı desenleri bulunan ülke hangisidir? Bu ülke bir Türkiye devlet. Türkmenistan mı, Özbekistan mı, Kırgızistan mı, Tacikistan mı? Evet, YouTube sohbete dönüyorum. Bakalım herkes ne demiş, şöyle bir bakalım. Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan diye cevaplar geliyor. Bilal Yaman sorularınız yanlış demiş. Hangi soru yanlış? Hepsi tek tek kontrol ediliyor, teyit ediliyor. Varsa yine de bildirebilirsiniz. Bakarız, kontrol ederiz. Ama hepsi birkaç kişi tarafından kontrol ediliyor. Bilginiz olsun. Evet, YouTube sohbetlerde yine kendi içinde böyle dostların muhabbetine de şahit olmaya başladık. Evet, Türkmenistan doğru cevap olacaktı. Bu soru evet zor ve listeyi değiştirecek bir soruydu. Türkmenistan doğru cevaptı. 614 kişi doğru cevabı vermiş. Bakalım ilk 5'te epey bir değişiklik oldu. Rüveyda Aksoy şu an listede birinci sırada. Talip Kapusuz, Asım Zahit Kuru, Abdullah Kasım ve Behiç Tek Kanat ilk 5'teki diğer isimler oldu. Evet, aileler gitti. Evet. Artık şu an scoreboard'daki ilk 5 tamamen bireysel.
Ve 10. soru, son soru çarpı 2 puan değerinde. Hadi bakalım, her şey değişebilir. Resme bakın ve gördüğünüz renkler aşağı doğru sıralanmıştır. Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıralanmıştır? Burada yazılar ve renkleri farklı. Biz burada renklerin sırasını soruyoruz size. Bir görsel verdik ve o görseldeki renklerin doğru sıralanışını istiyoruz. Evet, ikinci Kahoot yazanlar oldu. Bu sorudan sonra kısa bir ara olacak ama yayın devam edecek. Sizlere izletmek istediğimiz bir video var. Sonrasında ikinci Kahoot'u başlatacağız. Cemil Köksal, yarın pazartesi yemeğe ara veriyoruz, sünnete uyuyoruz, oruç tutuyoruz demiş. Hatırlatma yapmış. Pazartesi, Perşembe orucunu. Teşekkür ediyoruz Cemil Bey. İdris Altınışık ara verilecek mi? Yani şöyle aralayacak, bir video izleyeceğiz, sonrasında devam edeceğiz. Ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz. Efendim, doğru cevap D şıkkı, yani yeşil şık olacaktı. 709 kişi doğru cevap vermiş. Biz size renklerin sıralanışını istedik. Kırmızı butonda da 683 kişi orada cevap vermiş ama onlar galiba yazılışın sıralanışını vermişler. Bizim istediğimiz renklerin sıralanışıydı. Burada da gördüğünüz gibi belirtmiştik onu. Şimdi podyuma geçme zamanı. Bugünün kazananları Abdullah Kasım oldu. Üçüncü isim. İkinci isim Asım Zahit Kuru oldu ve bugünün kazananı birincisi Rüveyda Aksoy oldu. Tebrik ediyoruz kendilerini. Efendim, şimdi birazdan ikinci kavut hazırlarken 3 dakikalık dua niyetiyle bir video paylaşacağız. O videonun hemen akabinde ikinci kavutumuza başlayacağız. Bir yere ayrılmayın. Hadi videoyu gelin beraber izleyelim. Arkasından kavutumuza başlayalım. Bu hadis-i şerifte bir dua öğretecek Peygamber Efendimiz. Bunu ezberleyin, çok mühim. Babam bana yazmıştı kendi el yazısıyla bir kağıda, evladım bununla dua et diye. Allah selamet versin. Çok önemli bir duadır bu. Dikkat edin. Hazreti Ali Efendimiz'den. Ma kâle abdün Allahümme rabbes semâvâti seb'i ve rabbel arşil azîm ikfini külle mühimmin min haysu şi'te min eyne şi'te illa ezhaballahu teâlâ hemmehu. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Bir kul Allahümme Rabbes semâvâti seb'i ve Rabbel arşil azim derse. Ne demek bu? Rabbes semâvâti seb'i. Yedi kat semanın Rabbi. Ve Rabbel arşil azim. Arş-ı azimin Rabbi. Ey Allah'ım derse bir kul. Sonra ne diyecek? Ey Allah'ım dedikten sonra. İkfini külle mühimmin. Beni meşgul eden, beni tasalandıran, benim için efendim endişe kaynağı olan her işimde sen bana yardım eyle, işimi gör, efendim kifayet eyle. Benim işim sıkıntıma efendim çare ihsan eyle. O gamımı, kederimi, üzüntümü, tasamı izale eyle. Min haysu şi'te. Nereden istersen, ne zaman istersen, ne şekilde istersen, ne tarzda istersen hallet işimi de nasıl halledersen hallet. Min eyne şi'te. Nereden halledersen hallet. Ne zaman istersen, ne yolla istersen, nereden halledersen ya Rabbi benim tasamı hallet, benim hacetimi gör, benim işimi rast getir. Efendim, bana yardım eyle, beni bu tasadan kurtar, bu tasamı karşıla, üzüntümü gider, istediğimi ver diye böyle dua ederse, illa ezhaballahu teala hemmehu. Böyle dua edenin Allah tasasını, üzüntüsünü izale eder, giderir, onu kurtarır. Nasıl dua edeceğiz? Allahümme Rabbes semavati seb'i ve Rabbel arşil azimi ikfini külle mühimmin min haysu şi'te ve min eyne şi'te.
Yazayım ben bunu. Dağıtayım. Sayfa 377, dördüncü. Hadis-i şerif, Allah-u Teala Hazretleri bizim de tasalarımızı, üzüntülerimizi, kederlerimizi, sıkıntılarımızı böylece dua edelim, izale eylesin. İki can da tasasız, gamsız, bahtiyar eylesin. Evet sevgili dinleyenler, sevgili dostlar, canlı yayınımız devam ediyor. YouTube sohbetlere bakıyorum bu esnada. Sunucu abi ilk onu açıklar mısınız demiş Aliye Teker. Ayşenur İlter de aynı soruyu sormuş. İlk onu şimdi arkadaşlar ona bakacaklar. Listesini çıkarıp Server Gençlik Instagram hesabında paylaşacaklar. Oradan takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet şu an yayınımız devam ediyor. Hazırsanız başlayalım mı ikinci kavuta? Ne diyorsunuz? Yoksa biraz bekleyelim mi? Hırs yaptık iyice demiş Fatih Öncel. Ahmet Fatih Yayla ile başla reis demiş. Başlayalım o zaman. Yarışmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Her akşam düzenleyin mümkünse demiş Bilal Ermiş. Efendim şöyle bu hafta ilk haftamızda canlı yayına başladığımız nasipse bundan sonra Salı ve Cumartesi günleri sizinle birlikte Kahoot yarışmalarımız sürecek. Bu videonun altına bu yayın videoda yayından sonra video olarak kanalımızda kalacak. Oraya Server Gençlik Instagram ve Twitter hesaplarına geri dönüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz, tavsiyelerinizi paylaşabilirsiniz. Her zaman tavsiyelerinizi dikkate aldık ve ona göre her zaman şekillendirmeye çalıştık. Bilginiz olsun ve en güzel böyle 10 artı 10 2 Kahoot sistemini bulduk. İnşallah Salı ve Cumartesi günleri de böylelikle beraber olacağız. Müşte Baba bekle diyor. Bekleyelim mi? Akra'da yarışma aktifi sunan siz miydiniz demiş Üsame Karaman. Yekta Bey sunuyordu. Bil yarışı kazan programı var şu an. Onu evet ben ve Yekta Bey Salı ve Perşembe günleri bir gün o bir gün ben şeklinde sunuyoruz. Uçan Armut, Levent abim hediyeler mi azaldı ne oldu demiş. Hayır hediyeler gitgide artıyor. Nasıl azaldı ya? Azalma falan yok. Öyle bir şey yok. Çıkar onu aklından. Hediyeler gitgide artıyor. Daha da güzel olacak inşallah. Evet, sanki başla başla diyenler var. Başlayabiliriz. Sevgili dostlar, elim titriyor ama başlıyoruz. Hazırsanız, Kahootlar açıldı ve yorumu takip ediyorsanız pin kodu gelmek üzere ve şu an itibariyle pin kodu sizde. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde yine 2000'le çok yaklaşsın ya da 2000'i görürsem oralarda başlatacağım bilginiz olsun. İlk olarak Ali Bekmez girdi. Şöyle bakıyorum giren isimleri görebilir miyim diye. Yok mümkün değil ya görülmüyor. Bu da benim kendi kendime yaptığım bir challenge oldu. Her gün kaç isim görebileceğim diye. Beyza Ünal gördüm bir. Doğan'dı sanırım. Üç oldu bugün. Ve 2000'i gördüğümüz an bastık arkadaşlar. Evet, ikinci kahutumuz başladı. 2000 kişiyle yarışıyoruz. Çarpı 2 puanlık bir soruyla başlıyoruz hem de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'un fethinden sonra nerenin fetholunacağının müjdesini vermiştir. Belgrad, Paris, Roma, Venedik. Haydi bakalım bu sorunun cevabını biliyorsunuz. Hadi hızlı bir şekilde cevaplayalım. Biz tabi yayın gecikmesinde göz önünde bulundurarak böyle kolayca bileceğiniz bir soruya bile 60 saniyelik bir cevap süresi verdik. Ebru'su olmaz. Arkadaşlar iyi olan kazansın demiş YouTube sohbetlerden. Talha Tanrıseven 915. ödül yok mu? Senin için dua ediyoruz Talha. İsmail Yahya Kayadibi kaslarınızı kullanıp cevaplayın demiş. Hadi bakalım. La ilahe illallah deyip basın ya. Madem tevhid de pek olunca.
Feyzullah Orhan 1900 kişi cevap verdi. Durmadan devam edelim. 1977 cevap aldık. Doğru cevap Roma olacaktı. Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethinden sonra Roma'nın fetholunacağını da müjdesini veriyor. İnşallah biz de şahitlik edenlerden, emek harcayanlardan oluruz. O sevaba nail oluruz diyelim ve sıradaki sorumuz gelecek ama öncesinde tabii ki scoreboard. Neva Polat bugünün ikinci kahutunun ilk sorusunda birinci olan isim oldu. Hemen arkasında Ümmühan Soysal, Halit Soysal, Mehmet Balıkçı ve Reyhan Uyanık ilk beşteki diğer isimler oldu. Bugün de burada Soysal ailesini gördük. Hoş geldiniz diyelim efendim katılan herkese. Bu arada şunu da hatırlatalım. Bu yarışma içinde ilkindeki hediyeler neyse ikincisi için de yine aynı olacak. Peki neler mi? Tekrar hatırlatalım. Xiaomi Mi Band 4 akıllı bileklik birinciye, ikinciye küçük boy tasavvufi ahlak ama 5 ciltlik Server yayınlarından. Üçüncüye ise Server Gençlik Kupası'nı hediye ediyoruz. İlk 10'a ise Çeküt'ten, Dikil Ağacım Var'dan ilk 10 için onlar adına fidan bağışı yapılacak. Sertifikalarını da göndereceğiz. O eğer bize ulaşırlarsa Instagram hesabımızda o ilk 10'u da yayınlayacağız. Bilginiz olsun. Şöyle YouTube sohbete de bir bakıyorum. Üçüncü kahut falan lafları var. Aman Allah'ım. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar bu da can diyelim ve sıradaki sorumuza bir geçelim. İkinci soru geliyor. Yine çarpı 2 puan değerinde renklendirilmiş ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Görsel bir soru sorduk. Evet burası. Var mı memleketi burası olan? Bir bakın acaba neresi orası? Çankırı mı, Sivas mı, Tokat mı, Çorum mu? Harun Özdemir sistem kabul etmedi de evet çok hızlı bağlandı herkes. Arda Güney yine giremedik demiş. İnşallah salı günü Arda Bey. Gülizar Bal sesinizi açabilir misiniz? Bakayım kısık mı? Evet birazcık kısıkmış. Hadi açtım sesimi Gülizar Hanım. Edip Ünal giremedik. Hayırlısı olsun. Yarışan arkadaşlara başarı demiş. Teşekkürler Edip. Atom Karınca, HLK Roma'yı fethedenler arasında beraber olacağız inşallah demiş. İnşallah. Beşinci kahutta ancak katılacağız herhalde demiş. Beyza Balkaş. Olamaz. Server Gençlik sosyal medya yöneticilerimiz plaka 19 diye de ipucu vermişler YouTube sohbetlerinde. Bakalım neresiymiş orası? Çorum. 793 kişi doğru cevap vermiş. 635 kişi biraz böyle Çankırı'ya benzetmiş orayı. Bakalım scoreboard nasıl şekillenmiş. Zehra Tanrı Seven listede birinci sırada yerini aldı. Bünyamin Canik ikinci sırada, aralarında 16 puanlık bir fark var. Nur Sadıç, Osman Yazar ve Elif Öğütücü ilk 5'teki isimler oldu. Tebrik ediyoruz hepsini ve sıradaki soru geliyor. Renk değiştirebilen hayvan hangisidir? Hadi ama bu çok kolay bir soru oldu değil mi? Hemen hızlı basın bari. Sazan, iguana, bukalemon, papağan. Renk değiştirebilen hayvanı sorduk. 60 saniyede cevap süresi verdik. Evet şöyle YouTube sohbetlere bakalım. Pür dikkat beklerken yayını geriden takip etmişiz. Levent Usta kaçırdık treni çok üzüldük demiş Ahmet Yılmaz. Olsun Ahmet Bey salı günü inşallah. Salı günü bekliyoruz. Serra Erçetin bize de nasip olur mu bir gün kahut derecesi? Neden olmasın Serra Hanım? Yılmak yok. Akvaryumist 3. kahut istiyoruz. Zabağa kadar buradayız. Ben neyse bu şaka sürekli her duyduğumda her gördüğümde istemsizce gülüyorum. Artık durduramıyorum bu şakada kendimi. Tufan 60 saniye çok uzun demiş. Bu kalemin doğru cevap olacaktı. 1845 kişi doğru cevap vermiş. Tufan 60 saniye yayın gecikmesinden dolayı herhangi bir aksaklık olmaması adına 30 saniyede denedik ama sorunlar olduğu için 60 saniye. Evet uzun ama o esnada da muhabbet ediyoruz. Ve scoreboard'da değişiklik var. Bünyamin Canik birinci sırada yerini aldı. İkinci sırada Nur Sadıç var ve aralarında sadece bir puan var. Onun arkasında Osman Yazar var. Onun da ikinciyle arasında 11 puanlık bir fark var. Berat Kesik ve Abdülkerim Selvi de ilk 5'teki diğer isimler oldu.
Şimdi sıradaki soru geliyor. Dördüncü soru sizlerle. Çarpı 2 puan değerinde. Şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz hicri ay aşağıdakilerden hangisidir? Recep 1440, Şaban 1441, Recep 1441, Şaban 1440. Evet, ben bu esnada YouTube sohbete bakayım. Yiğit Yasin Hidayet 3. kaot istiyoruz. Zabal. 2. kaota giremedik demiş Abdullah Yaman. Evet, Şaban 1441 diye buradan cevaplar geliyor. Tude Gül bütün 3. kaot ne olur diyor ama gerçekten yoruluyoruz arkadaşlar, sevgili dostlar. İnşallah salı günü birlikte olacağız. Bir de şu an için zaten 3. bir kaot hali hazırda soruların yüklenmiş olduğu bir kaot şu an yok. Yani mümkün değil yapabilmemiz. Demek ki sabaha kadar gerçekten kaot yapsak bizi hiç yalnız bırakmayacak mısınız siz? Süper. Şaban 1441 doğru cevap olacaktı. 1423 kişi bu soruya doğru cevap vermiş. Bakalım bu 1423 kişinin doğru cevabı ve yanlış cevap verenler scoreboard'u nasıl etkilemiş? Bünyamin Canik diyor ki ben burada inatçıyım, ödülü alacağım diyor. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Nur Sadıç, Berat Kesik, Zehra Tanrıseven ve Bilgen Paydar ilk 5'teki diğer isimler oldu. Hepsini tebrik ediyoruz. 5. soru sizlerle. Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak zikredilen sure hangisidir? Bakara suresi, Kevser suresi, Fatiha suresi, Yasin suresi. Parmaklar çok hızlı bir şekilde hareket edip cevap vermeye başladı. 1000 kişiyi aştık bile. Burak Yıldız 7. kahut sabaha kadar. Allah'ım her duyduğumda istemsizce gülüyorum. Durduramıyorum artık bu şakada kendimi. Zor soru alalım, seçici olsun demiş Metin Yaman. Zor soru da var, gelecek. Murat Şahin, kaut için beklemeyin. Biz bekleyelim sizin yerinize. Kara borsaya kahut demiş. Okuyamadım, buradan çok hızlı geçti yorum. Çok heceyece okudum. Kur'an-ı Kerim'in kalbi. Acaba hangi sureydi sevgili dostlar? Uçan Armut 100. kavutta da buradayım demiş. Hadi inşallah. Yasin suresi doğru cevap olacaktı. 1511 kişi de doğru cevap vermiş. Şimdi bakalım scoreboard ne durumda? Bünyamin Canik evet iddiasını sürdürüyor. Ve Nur Sadıç da onu takip etmekte ısrarlı. Aralarında da sadece 13 puanlık bir fark var. Bakalım nasıl devam edecek? Osman Yazar listeden bir kaybolmuştu, tekrar geldi. Bilgen Paydar 5'teydi, 4'e yükseldi. Berat Kesik ise 5. isim oldu. Bu arada ben bunları ne kadar güzel böyle aklımda tutmaya başladım. Ben hepsini tek tek saydım. Ve 6. soru geldi arkadaşlar. Çarpı 2 puan değerinde bu soru sizler için. Namazda yanılma, unutma, dalgınlık gibi bazı kusurları telafi etmek için yapılan secdeye ne denir? Şükür secdesi, seyif secdesi, dua secdesi, ayet secdesi. Hadi bakalım. Evet, bir yandan ben de YouTube sohbete bakayım. Müberra Demir sabaha kadar sabaha kadar demiş. Seyif secdesi diye YouTube'dan cevap verenler var. 3. kahut isteriz diyor Simul. İbrahim Ağralı karantina bitince de her hafta yapılsın diyor. İsterseniz neden yapmayalım? Yeter ki sohbetlerde, yorumlarda bize bu geri dönüşleri bize sağlayın. Nikolay Hel, Levent biz de seninle gülüyoruz espriye demiş. Eyvallah. Tanışıyoruz galiba ama ben o isimden Nikolay'dan çıkaramadım. Seyif secdesi tabii ki doğru cevap olacaktı. Yanılma, unutma, dalgınlık anlarında seyif secdesi yapıyoruz. 1750 kişi doğru cevap vermiş. Bakalım scoreboard ne durumda? Bünyamin Canik ve Nur Sadıç aralarındaki puan farkı 5'e düştü ama hala ikisi de iddiasını sürdürüyor. Berat Kesik, Osman Yazar ve Esat Kumcu bu da
ilk 5'teki diğer isimler oldu. Berat Kesik ve Osman Yazar da iddialı. Biz de yarışmayı bırakmadık, kopmadık, geliyoruz diyorlar. Bakalım nasıl şekillenecek. Sıradaki soru geliyor. Yedinci soru sizlerle. İki dağ arasındaki Çukurca arazi veya geçide ne ad verilir? İşte bu görüntüde gördüğünüz gibi iki dağ arasındaki Çukurca arazi veya geçide ne ad verilir? Ova, vadi, plato, göl. Murat Orcan, sana gülmek çok yakışıyor, HLK demiş. Muratçım teşekkür ediyorum. Epeydir de görüşemedik Murat seninle. Bak şu çeşmeye su içecek tası yok. Kırma insanı yapacak ustası yok demiş Burak Yıldız. Böyle bir özlü söz hatırlatmış bizlere. İsmail Yahya Kayadibi, Plato ben çevre mühendisiyim dedi. İsmail Yahya Kayadibi biraz önce de ben imamım. Doğru cevap ayet secdesi olacak demişti. Evet, Semih Akar genel kültür sorusu gelsin demiş. Hüseyin Yavuz Rize Maraş kardeştir demiş. Vadi olacaktı doğru cevap. 1606 kişi bu soruya doğru cevap vermiş. Bakalım scoreboard nasıl şekillenmiş? Nur Sadıç Bünyamin Cani'yi geçti ve listede zirvedeki yerini aldı. Osman Yazar da ikinciliğe yükseldi. Bünyamin Canik ise üçüncü sırada. Her an tekrar liste değişebilir. Berat Kesik ve Esat Sadıç ise bu arkadaşlarımızı takip eden diğer arkadaşlarımız. Bakalım sıradaki soruda liste bu Kahoot'un ne dersiniz? Sanki biraz heyecanlı olmaya başladı. Aynı isimler böyle bir yarışınca falan ama her an değişebiliyor. Böyle 5. 4. derken mesela Osman Yazar bir gitti listeden tekrar geldi falan. Böyle büyük heyecan var. Ben keyif aldım açıkçası bu Kahoot'tan. İlkinden de tabii ki keyif aldım. 8. soru. Atmosfer kaç katmandan oluşur? 3, 5, 7, 9. Mert Özuçak neden hep dini demiş? Hayır, sorular hep dini değil. Atmosferin kaç katmandan oluştuğu dini bir soru değil. Songül Sadık hafta içi ödülsüz demiş. Hayır, yani ödüllü. Ya ben yanlış mı anladım acaba söylediğinizi? Mehmet Zahit Kara elim ayağım titriyor heyecandan demiş. Aman Mehmet Zahit, tansiyonla dikkat. Evet, YouTube sohbetlere de bakıyorum aynı zamanda. Hatay'dan selamlar var. 10 saniyelik bir cevap süresi kaldı. Atmosferin kaç katmandan oluştuğunu sorduk sizlere. 3, 5, 7, 9 şıklarını verdik. Aliye Tekel, geometri sorabilir misiniz abi demiş. Tamam, arkadaşlarım duydu. İnşallah bir geometri sorusu da gelir. 7 katmandan oluşuyor atmosfer. 1413 kişi bu soruya doğru cevap vermiş. Bakalım scoreboard ne durumda? Evet, arkalardan gelenler var yine. Nur Sadıç, Osman Yazar ve Bünyamin Canik ilk 3 isim oldu. Takip eden isimler ise Esat Sadıç ve Talha Tanrıseven oldu. Bakalım sıradaki sorumuzda değişecek mi bu? Bu arada ben YouTube sohbetlere bakıyorum. Orada gerçekten çok keyifli geçiyor. Orayı da okumak çok hoşuma gidiyor. Ama sizi bekletmemek adına, yarışmacıları bekletmemek adına soruyu gönderdim. 9. soru. Dilimize Arapçadan geçen beynelmilel kelimesinin anlamı nedir? Arapça kökenli bu kelimenin Türkçe karşılığını sorduk. Beynelmilel ne demek? Ulusal mı, uluslararası mı, millet mi, vatan mı? Erdem Çapacı, her gün kahut, her gün heyecan istiyoruz demiş. Esra Yeşiloğlu, Korona'nın herkesi sevdiklerinden ayırdığı bu günlerde sizler sayesinde bu büyük manevi ailemize yarışma diye mesajı okurken mesaj kayboldu. Ha buldum. Ailemiz yarışma heyecanında bir araya geldik. Teşekkürler demiş. Teşekkür ediyoruz Esra. Abdullah Yaman teşekkür ediyoruz Server Gençliğe diyor. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi ki buradasınız hepiniz. Gariban 12 cevaplara yorumdan bakanlar diye kendini belli etmiş galiba. Bela ben coğrafyacıyım cevap kırmızı diyor Furkan Ali Durmaç.
Daha çok dini soru lütfen demiş Mehmet İlter. Doğru cevap uluslararası olacaktı. Beynelmilenin Türkçe karşılığı. 1372 kişi ise bu soruya doğru cevabı vermiş. Evet, şu an ilk 5'i merak ediyoruz değil mi? Basayım mı biraz bekleyelim mi? Hadi bastım. Of, büyük değişiklikler var. Aslında çok da büyük değilmiş değişiklikler. Osman Yazar birinci olan isim oldu. Osman listeye girdi, çıktı, bir daha geldi. 5 oldu, 3 oldu ve birincilikte yerini aldı. Şimdi son soruya geçince bakalım, merak ediyorum Osman Yazar'ın durumunu. Nur Sadıç da birincilikte epey ikincilikteydi. Sonra 1'e çıktı, şimdi tekrar 2'de. Talha Tanrıseven, Berat Kesik ve Müberra Nacar da biz de buradayız, yarışıyoruz kardeşim diyenlerden. Bakalım son soruda ne olacak? Arkadaşlar bu arada YouTube sohbetlerde tahmininiz varsa kim kazanır diye. Şu an epeydir 10 soru, 9 sorudur takip ediyoruz. Varsa tahminlerinizi bu esnada alalım. Şimdi son soru geliyor. 10. soru çarpı 2 puan değerinde, bu her şeyi değiştirebilir. Server Gençlik kelimelerinde toplam kaç harf vardır? Server Gençlik kelimelerinde toplam kaç harf vardır diye sorduk sizlere. Ben de şöyle YouTube sohbete bir bakayım. Gülşah Çetinkaya Berat kesip kazansın demiş. Cihat Şahin bastır Berat demiş. Fatih Öncel Berat demiş. O bayağı Berat var. Gönüllerin şampiyonu HLK demiş Murat. Teşekkür ediyorum Muratcığım. Nidruba Güneş Müberra kardeşim kazansın demiş. Abdullah Yaman Osman Yazar kazanır demiş. Türkiye sayma birincisi cevap 14 diyor biri. Cevap 13 olacaktı. Server Gençlik kelimesindeki toplam harf sayısı. Bakalım podyum nasıl şekillendi? Bayağı Berat ve Müberra'yı gördüm. Bir tane de Osman Yazar gördüm. Ama tabii muhakkak çok kaçırdığım vardır. Aflarına sığınıyorum. Şimdi podyum zamanı. Evet, bugünün ikinci Kahoot'umda üçüncü olan isim Talha Tanrısever oldu. İkinci olan isim Nur Sadıç oldu. Tebrik ediyoruz. Ve birinci isim Osman Yazar oldu. Tebrik ediyorum. Osman Yazar, Nur Sadıç ve Talha Tanrıseveri. Berat kesinlikle bu arada dördüncü olduğunu biraz önce gördüm. Arkadaşlar ilk onu Instagram hesabımızda duyuracağız, bilginiz olsun. Efendim bizden bu kadar. Üçüncü kavut diyorsunuz. Maalesef şu an öyle hali hazırda bir üçüncü kavutumuz yok. Hazır değiliz şu an buna. Nasipse salı günü tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ödülleri kazanan arkadaşların Instagram hesabımızdan bizlere direkt mesaj yoluyla ulaşmalarını talep ediyoruz. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma çok keyif aldığım bir yarışma günü daha geçirdim. Umarım sizler de çok keyif almışsınızdır. Salı günü görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın efendim.